Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkıları sizlere de selamlarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, değerli takipçiler. Kanalımızın büyümesi sizlerin çabası, gayreti, desteğiyle oluyor. Kanalımıza desteklerinizi bekliyorum. Aynı zamanda çarşamba günü saat 21'de başlayacak olan e, UEFA Konferans Ligi maçının bitiminde takribi 23 sularında yapılacak canlı yayında tam 50 kişiye üyelik hediye edeceğiz. Üyelik hediyesi kazanmak için bol bol video izlemeniz, beğeni atmanız lazım. Geçmişteki videoları bizi izleseniz olur. Oynatma listelerini açık bıraksanız olur. Videoları iki kat hızda da izleseniz olur. Benden tavsiye çarşamba gününe kadar elinizden geleni yapın. Çarşamba günü canlı yayında mutlaka ve mutlaka yer alın. 50 kişiden biri olup hediye üyeliği kazanın. Hediye üyeliklerin içerisinde de çok önemli sürpriz hediyeler var. Tavsiye ederim arkadaşlar. Ama Hocam benim çekilişte mekilişte işim yok. Video gelirse izlerim gelmezse izlemem diyorsanız Canlı sağ olsun. Ee, üyeliği soran arkadaşlar var. 15 TL aylık ücret. Bir aylığına 15 TL. Yani bir yıl boyunca kalsanız 180 TL ödemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ki ben bir sıfırın fazla olduğunu düşünüyorum paramızda. Yani yıllık 18 TL ödemiş falan oluyorsunuz arkadaşlar. Şu anda bir 50 lira olan bir şeyi ben 5 TL gibi görüyorum. Ee, alınan maaşlardan da bir sıfır çıkıyorum. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'den devam edelim. Fenerbahçe'de Nikolas Dominguez'e resmi teklif. Şimdi haberi şu şekilde yapmışlar. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Bologna forması giyen Nikolas Dominguez'e resmi teklifte bulundu demiş. Şimdi Alfredo Pedulla'nın haberine göre Fenerbahçe Dominguez için Bologna'ya 8 milyon euro ve 2 milyon euro bonus önermiş. Ancak Bologna bu teklifi yetersiz bulmuş. Şimdi İtalya'nın Serie A takımında oynuyor. Arjantinli orta saha oyuncusu. 28 Haziran 98 doğumlu. Yani 82 yaşında. Yani Galatasaray medyasına göre öyle oluyor. Fenerbahçe bir futbolcu alıyor. Oyuncu 27 yaşında yazıyorlar. Işte, 34 yaşındaki futbolcu. Ulan arkadaş tamam Edin Ceko yaşlı kabul. Tadiç 34 kabul. Eyvallah bak eyvallah. Ulan Riyan Kent içinde yaşlı futbolcu demek. Yani abeste iştigalin çok ötesinde. Hani e, ee, şey yapmak ya. Dıngıl ya başka bir şey değil ya bunu yapan. <laughs> Neyse. 1.79 boyunda 73 kilo. Sağ ayağını kullanıyor. Bologna formasıyla geçen sezon ilk 11'de 23 maça çıkıp 7 sar sarı kart gören futbolcu 3 asist ile oynadı. Hocam bu futbolcu bu kadar önemli mi? Önemli. Hocam İsmail Kartal istiyor mu? İstiyor. Hocam bize süreci kısaca anlatır mısın? Biz işte yeni abone olduk. Şurayı 31.300 yap dedin. Geldik abone yapmak için. Bize kısaca anlat. Kısaca süreç şu. Bizim orta saha alternatif için 7-8 tane futbolculuk listemiz var. Hepsi yıldız. Hepsi yıldız. Nicolas Dominguez de dahil. Hepsi yıldız. Hepsi yıldız. Bunlardan birini çekmeye çalışıyoruz. Bu e, orta sahalardan kastettiğim şey şu. 6 ya da 8 numara. Yani ön libero oynayabilen ya da merkez orta saha oynayabilen. Isim. Dominguez 17 milyon euro piyasa değeri var. Arjantin milli takımında da oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz ki 11 kez oynamış bir golü var. Arkadaşlar büyük sükse yaparsın. Böyle bir futbolcu alırsan dikkatleri de üstüne çekersin. Şimdi oyuncu merkez orta saha. Ancak Zayis gibi ileri açılan bir oyuncu değil. Daha çok oyun kuran yani sistemli bir oyuncu. Kütür kütür bir oyuncu. Anlatabiliyor muyum? Oyuncuyu biz istediğimiz 18 milyon euro çektir. Aynı takım bizden Rossi'yi istiyor. Biz de Rossi için 9.5 çektik. Arkadaşlar bu transfer olursa işin içinde Rossi olacak gibi geliyor bana. Hani Rossi artı 3, Rossi artı 4 gibi. Ben şunu söyleyeyim. Rossi artı 4'e bu futbolcuyu alsak, futbolcuyu kaça sayarım biliyor musunuz? 4 milyon euroya sayarım. Yok o kadar da değil Siz sizde ne yaptınız? 10 milyon euroya sayarım. Rossi'den 6 beklentimiz var. Yani bu düğümü bu çözecek gibi ama takım biraz Rossi konusunda sıkıntılı gibi. 18'den 15'e falan düştüler. Biz 10'a çıktık. Bu transfer gerçekleşebilir arkadaşlar. Ama Ağustos ayını bulur. Yani kesinlikle ve kesinlikle Ağustos önce bu transfer bitmez. Ek olarak başka futbolcularla da ilgileniyoruz. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Fenerbahçe İskoçya ekibi Celtic'den ayrılma kararı alan 21 yaşındaki sağ açık Liel Abedai için girişimlerini hızlandırdı. Öncelikle Liel Abada için girişimleri hızlandırmışız ama bundan şeyin haberi var mı? Abada'nın? Yani haberi vardır herhalde değil mi yani? Yoksa durduk yere kafadan atılacak hali yok. Yani haberi vardır ya futbolcunun. O, o kadar da değildir yani. Vardır değil mi arkadaşlar? Vardır herhalde. Şimdi Susan Tadiç geldi. Edin Dzeko geldi. Başka isimler de gelmek üzereyken. Liel Abaday'ı Fenerbahçe kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırmış. Görüşmeler sürüyor diyor haberde. Niye kısaca geçiyorum anladınız değil mi? 101 maçta 28 gol 20 asist. Geçen sezon Sealtek forması 47 maça çıktı. 13 gol 9 asistlik performans sergiledi. Bence çok çok iyi. Bir yorum gördüm. Diyor ki Wilfred Zaha Batman ise Kent de Robin diyor. Belki de koyunuz kulağa geçecek. Senin süper gücün ne diyor Batman'e? Diyor ki ben zenginim diyor. <laughs> yani biri hızlı, biri Superman, birisi bilmem Wonder Woman falan. Senin süper gücün ne diyor? Ben zenginim diyor. Doğru söylüyor. Yani doğru söylüyor. Robin de gariban yani ortada gezinen ne bileyim hani milletin işkici dediği böyle tip yani benekli gibi bir şey yani ortada geziniyor. İşin şakası bir ama 47 maçta 13 gol 9 asistlik performans ve 21 yaş bence çok çok ciddi bir şey. E, toplam 101 maça çıkmış 28 gol 20 asist yapmış ama yaşının 21 olduğunu hatırlarsak bu sezonki performansı üste koyan bir performans. İsrail milli takımının 10 kez formasını giymiş bir asist yapmış. Kanat dışında forvet olarak da oynayabilen isim forvet oynadığı 10 maçta 7 gol atmış. Şimdi piyasa değeri 7,5 milyon euro 2026'ya kadar da sözleşmesi var. Yani 4 milyon euro bonserviste zamanı da almış. Ben önce şunu söyleyeyim. Yani bu haber palavra. Haber palavra ancak Siz Türkler nasıl der? Neydi öyle diyordu. Yani Bunu zannetmiyorum ya. Zannetmiyorum. Fenerbahçe'den Cengiz Ünder sürprizi. Ha bunu zannediyorum işte. Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder için harekete geçti. Hem Masilya ile hem 26 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başlandı. Doğru. Arkadaşlar bakın. Allah aşkına yaptığınız yorumların 0-7 yaş ve üzeri olmasına dikkat edin. Yani tele tabi izleyip de yorum yapmış gibi yorum yapmayın ya. Yani bazı yorumları görüyorum. herhalde, herhalde diyorum az önce tele izledi. Morali bozuldu herhalde. Tinky Winky'nin başına bir şey geldi herhalde. Gelmiş yorum yapıyor diyorum. Ya koca koca adam. Kaleye sen mi geçeceksin? Saçmalama falan. Ya arkadaş. Teletabi izleyip buraya gelip yorum yapmayın ya. Eskiden ezel mezel izlerdiniz. Kurt davası izlerdiniz. Azdan az çoktan çok gider hocam. Alsın kim alıyorsa falan yapardınız. Şimdi. Yani. Adam yorum yazıyor. Batarken güneş ardında tepelerin geldi ve daha zamanı teletabilerim falan. Ya arkadaş. 40 yaşında adamsın. Ne teletabisi? <laughs> Değil mi? Değil mi? Şimdi Cengiz Ünder. Bakın. 3 tane Türk oynatmak zorundasın. Bak herkesi açık bir şekilde anlatıyorum. 3 tane Türk oynatmak zorundasın. Ferdi Kadıoğlu kadronda mı? Kadronda. Oynatırsın 1. Banko. Kaldı 2. Samet Akaydın'ı stopere koysak. Bekao'yu yedek bıraksak. Hoca diye başlarsınız. Serdar Aziz'i stopere koysak. Bekao'yu yedek diye yine başlarsınız. Hani Altay ve İrfan var. Ben de kabul ediyorum. Ben de mükemmel kaleciler olmadığını kabul ediyorum. Ben de patlamaya hazır bombalar olduklarını kabul ediyorum. Ben de kabul ediyorum. Ben de. Ben de asla Altay mükemmel kalecidir demiyorum. Ben de kabul ediyorum. Ancak kurban olduğum arkadaşlar. Yani siz zeki insanlar olduğunuzu düş düşünüyorum. Yani. Böyle insanlarsınız. Altay gitmeyince Livakovic'i nasıl alacaksınız? Bana bunu izah edin. Ben de ki tamam siz haklısınız. Yani sizin eşeğiniz dişi diyeyim yani. Yani Yok gitmiyor. bak hocam alamayacaksın. Hal böyleyken bir Türk kaleci, bir Türk ferdi. Üçüncü Türk Cengiz Ünder. Bak Tadiç'i ona koy. Şimanski'yi 8'e koy. Az önceki Dominguez'i alma. Cengiz'i sağa at. Sola da Zaha'ya at. Ya gelirse yani. Şimdi anladınız mı 3 Türk kuralını? Beko'yu koy, stopera koy, Beko'yu koy, cek, Ciku'yu, ona sonra koy, Oster, değil sola. Anladınız mı? Anladınız. Bir Cengiz Ünder'i alırsan Mert, Müldür Mürdür, Mert Müldür'ü Müldür almana gerek kalmaz. Bir. Dominguez'i almana gerek kalmaz. İki. Anladınız mı? Anladınız. Dominguez'i alırsan, Mert Müldür'ü alırsan Cengiz'e gerek kalmaz. Bunu da anladık. Bak. Niye anladık? Üç tür kuralından dolayı. Zaha cepte gibi görüyorum. Yani orada arada Şimanski demiş ki lan nasıl karizmatik adam ya. Maşallah ya takımın dün bu arada gol sevinci bunlar. Ee, bir taraftaki. Şimanski orada dursun birazcık. 31.200'ün üstüne basıyor. Hani bir, ya, abone olmayan cinconlu olsun falan demek istiyor. Şimdi anladınız mı? 3 tür kuralı. Cengiz gelirse Cengiz Emre Mor, Ferdi, Mert Müldür yine gelebilir. Hani o sayıyı satarsan o parayı alırsın. Sat, satamazsan da Ferdi o sahiyi okey. Hani iki tane Türk okey biz yabancılara. Ve Cengiz için şunu söyleyeyim. Haber hani Fenerbahçe şunu aldı, bunu aldı, şöyle yaptı, böyle yaptı diye Cengiz Ünder'le kadroyu güçlendirme işi resmiyete döktü diyor. Fenerbahçe kulübüyle görüşmelere başladı. Marsilya satmaya sıcak. Adı Galatasaray'la da anılıyor. Hani Fenerbahçe'nin ilk etapta 5 milyon euro önerdiği belirtildi. Bak doğru. Fransız basın 10 milyon euro beklenti içinde olduğunu söylüyor demiş. Doğru. Fenerbahçe ikna turlarına düştü demiş. Doğru. Çok yönlü bir oyuncu. Yani sağ kanat olmasının yanı sıra sol kanat 10 numarada da görev alabiliyor. İsmail Kartal bu futbolcunun çok yönlülüğünü seviyor. Aynı zamanda İsmail Kartal kaleye dikine gitme özelliğini de seviyor. Geçen sezon 46 resmi maç 5 gol 6 asist Marsilya'da. Bana soracak olursanız. Şimdi bu konuda bana kızacaksınız. Eminim kızacaksınız. Bana soracak olursanız. Cengiz'i alacağımıza Orta Dominguez alalım. Tadiç'i sağa atalım. Nikola Dominguez, Şimanski. Sağda Tadiç, solda Zaha. Forvet'te Ceko. Üçü de yabancı. Ve beşi de yabancı. İsmail Yüksek, Bartu Elmaz'ı ön libero olarak yetiştirelim. Ya Herro ya Merro diyelim. Bir tane Türk. Ferdi'nin arkasına o sayıyı gönderip Mert Müldür alalım. İki tane Türk. Kalede de Altay, İrfan, mecburen devam edelim bana kalırsa. Hani Bekao Ciku emin olun Altay'a birçok topun gelmesini engeller. Geçen sezon hocam biz Galatasaray'dan çok gol attık ama fazla yediğimiz için şampiyon olamadı. Yediğimiz gollerin yarısını yemeyiz. Ben size garanti veriyorum. Ben size garanti veriyorum. Bak Altay'da İrfan'da aynı performansı gösterse yine de yarısını yemeyiz. O zaman şampiyon olur muyuz? Hocam kesinlikle oluruz. Türkiye Kupası'nda zaten Yanlışım varsa düzeltin ama Türkiye Kupası'nda biz gol yemedik diye hatırlıyorum. Ya bu, yanlışım varsa lütfen düzeltin. Türkiye Kupası'nda gol yemeden e, kazandık diye hatırlıyorum. Anladınız mı demek istediğimi? Yani Fenerbahçe Türkiye e, Kupası maçları diyeyim. Biz gol yemedin kazandık diye hatırlıyorum. Başakşehir 2-0, Sivas 3-0, Sivas da 0-0. Kayserispor'la 4-1. Ee, pardon. İstanbulspor 3-1, Rize'ye şunu söyleyeceğim son dönemde yemedik tamam. Son dönemde Kayseri maçında bilerek yemiş gibi bir şey oldu da onu geçin. Demek istediğim şey şu an Türkiye Kupası'nda zaten yediğin gollerin yarısına çıkarsan yine kazanmış olursun. Yani e, savunma hattının bu şekilde olmasını söyleyeyim. Cengiz için en son 7,5'a çıktık. Kulübüne de 7,5 için Hodri meydan dedik. Kulübüne son teklifimiz bu dedik. <laughs> Cevap bekliyoruz arkadaşlar. Tamam? Cengiz konusu böyle 20 milyon euro piyasa değeri var. Yaşı daha 26. Hani takdiri size bırakıyorum. Anlatabiliyor muyum? Takdirini size bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi son olarak yok son olarak değil ya. Birkaç tane daha haberim var. Atilla Selay'ın menajeri Hoffenheim'le görüştü diye. Arkadaşlar bu haberi kısaca sunacağım. Atilla Selahin gidiyor. Kulübümüz kapı yaptı. Dün gece de canlı yayında konuştuk. O oh fenayım bir araya geldim. Ee, Sabahleyin de Yalız Sabuncuoğlu'nun 15 milyon euro haberini gördüm. Kendisini hani sonuçta bu işten ekmek kazanıyor. Bir şey diyemem. Kendisine bir şey diyecek rütbem hattım bir şeyim yok ama inşallah doğrudur. Şimdi niye inşallah doğrudur diyorum. Şu yüzden arkadaşlar bendeki duyum 10 artı 2 şeklinde ama inşallah doğrudur. İnşallah doğrudur arkadaşlar. İnşallah doğrudur. Çünkü niye? Onu da söyleyeyim. 15 milyon euro. Çok deli para. Bir de ben size sürpriz bir şey söyleyeyim. Bizim kaç tane stoperimiz var şu anda? Gustavo Enrique Bekao 1, Ciko 2 Samet Akaydın Serdar Aziz 3 Luan Perez. 3 tane stoperimiz var. Şey pardon, Luan Perez de var. 3,5. Ee, buçuk. İster misiniz Luan Perez bon servisle gitsin? Gustavo yerine kefes edilsin. Samet Serdar kalıyor. Samet Serdar'dan birine de güzel bir teklif olsun gitsin. Bir stoper daha alalım. Olabilir. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Subliminal verdiğim duyumu açık veriyorum. Luan Perez, e, Luan Perez için güzel bir teklif olabilir. Ya Samuncuoğlu'nun haberi bu şekildeydi. Onu da söyledik. İnşallah Atilla 15'e gider. Hani kesin gidiyor da İnşallah 15'e gider. Bendeki 10 artı 2 şeklinde. Yani 10 artı 2 nere? 15 nere? Brezilyalı futbolcunun menajeri İstanbul'a geliyor Fenerbahçe için. Aslında bakarsanız en büyük sürpriz bu. Bu arada Osterwold için de şunu söyleyeyim. İsmail Kartal Osterwold'den son derece memnun. Biz sol bek 7'yi alırsak şaşırmayın. Şahdar Donetsk forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Maiko'nun menajerleri transfer görüşmesi gerçekleştirmek için Türkiye'ye geliyor. Fenerbahçe şunları şunları aldı. Bir Brezilyalı'yı daha, Brezilyalı daha kadrosuna katmak için hazırlıklarını sürdürüyor demiş. SP'ne Brezilya'nın haberine göre 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Maicon'un temsilcileri İstanbul'a geleceği belirtildi. Biz bunu daha önce konuşmuş muyduk? Biz bunu daha önce konuşmuştuk ya. Şirkinden bir şeydi bu çocuk. Corinthians'ta kiralık olan. Aynen 6 milyon euro piyasa değeri var. 31 Aralık'a kadar orada. O zaman ne yapıyoruz? Geçiniz arkadaşlar. Yani arkadaşlar Mycom yok. Daha önce de ben bunu konuştum. Transfer listemizde yok. Orada Şimanski görüşürüz. Transfer listemizde yok arkadaşlar. Olmayan isim ben size niye palavra atayım? Ben niye size şey yapayım? Ben Mycom'un kesinlikle söylüyorum. Bak kesinlikle 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 söylüyorum. Bizim transfer listemizde yok arkadaşlar. Hocam gelirse seni madara ederim. Gelirse buyur abi. Ne yapıyorsan yap kabul. Hocam transfer listemizde kimler var? E kimler var? Anlatıyoruz işte. Video izlemedin mi? Bak eğer videoyu izlemediysen başlasan tekrardan izle. Bir reklamların da üstüne tıkla. Reklam nedeni ziyaret et de o kanalımıza para kazandırıyor. Son haberimiz Michi Batshuayi. Fenerbahçe'de Batshuayi'nin son dönemde talipleri artmaya başladı. Şimdi de Lille talip oldu. Yani Lens, Everton, Atalanta, Salernitana, Beckenbauer, Pele, Nadio Comanacci hepsinin talip olduğu Batu ayı, bu sefer de bu takım talip olmuş. 11 milyon euroluk bütçe ayırmış Lil. Bakın arkadaşlar. Aslına bakarsanız Batu ayı, Fenerbahçe taraftarının gözünden kaçan ya da kaçmak zorunda olan ya da Fenerbahçe taraftarının ukalalığı çok bilmişliği yüzünden arka plana atılan bir isim. 32 maç. 20 gol, 2 asist. 32 maç. 20 gol 2 asist. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe'ye bir forvet alacağım. Jeko'nun yedeği olacak. Alacağım forvet. <laughs> yaşı 29. Bak yaşı 29 arkadaşlar alacağım futbolcunun. 2 Ekim doğumlu 30'a girecek. 10 milyon euro transfer market değeri var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani Belçika milli takımının forveti 51 maça çıkmış, 27 gol atmış arkadaşlar, Belçika milli takımda. Bak, bu alacağım kişiyi e, Edinceko'ya yedek olarak alacağım. Geçen sezon 32 maça çıkmış, 20 gol 2 asist yapmış, yalnız 1860 dakika, yani 21 maçta 20 gol 2 asist yapmış arkadaşlar. Ve söyleyeceğim isme çok dikkat. Kaça alıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Hayal bile edemeyeceğiniz bir fiyat alıyoruz. Bedava değil, Kukur'u bile sözleşmesi var. 3.5 milyon euroya alıyoruz arkadaşlar. Hem de Chelsea'den alıyoruz. Hocam bir dakika bu işte bir yanlışlık var. 3.5 milyon euroya bu kadar gol istatistiği olan bir forveti vermezler. Kaçı penaltıdan? Hiçbir penaltıdan. Yok iki tanesi penaltıdan. Ya da bir tanesi penaltıdan. Hocam vermezler 3.5'a imkanı yok. Selamın aleyküm desen aleyküm selam demezler 3.5'a. Alıyoruz arkadaşlar Fenerbahçe'ye. Kabul müsünüz? Şimdi kafanız birazcık şekillendi mi? Batshuayi'nin Edin Dzeko'nun yedeği olduğu 3,5 milyon euroya alındığı geçen sezonki istatistiklerinde de bu olduğu gerçeği. Şimdi ben zamanında şöyle bir laf kullandım. 12 milyon euroya Vatşuayi'ye giderse şaşırmayın. Teklifler var. E, gönderebiliriz diye. Şimdi de diyorum ki 15'e gönderebiliriz. Teklifler var. Şaşırmayın. Hocam 15'e giderse kimi alırız? Vallahi bana sorsanız. Ben e, bazı futbolcuların kariyerinde müthiş bir başarı elde ettiğini düşünüyorum. O anda başarı elde ettiği sezonda gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan biri de Batshuayi. Kadar oynamışken, para ediyorken sat. Ben size Valencia'ya ilgili ne dedim? Valencia çöp, çöpoz kim? ki. İstediği paralar verilmez. Oynamasına gerek yok. Fenerbahçe'de tutmaz. Artık bitti. Oynayacağı max sezonu buydu. Max sezonunu bitirdi. Batshuayi için de aynısını diyorum. Max sezonunu bitirdi. Sat mı Batshuayi'yi? Al Musa Dembele'yi. Git görüşmelere. 3 milyon euro yıllık ücret şu ayı veriyorsun. Emin ol 3 milyon euroya çok rahat bir şekilde Dembele'yi getirsin Edincek o Musa Dembele. Cebinde 15 milyon euro transfer eden para. Artı hani ee, biraz daha yaşı da gençleştirmiş olursun. Modelini yükseltmiş olursun. vallahi benim söyleyeceklerim bu kadar. Dilimde şey bitti. Genel olarak şunu söyleyeyim. Cengiz Üzdere'ye 7,5 verdik. Ben kulübü kabul etmez diyorum ya. Araya başkaları da giriyor çünkü salçı oluyorlar. Transfer olmaz Ben Cengiz Ünder'in olacağını düşünmüyorum. Liel Aba'da düşünmüyorum olacağını. Nicolas Dominguez olursa da Ağustos'ta olur. Atilla Salay inşallah Yağız Bey'in duyum doğrudur 15'e gider. Maikon Külliyen yalan. E, Dusan Tadeş, Ceko, Altay Bayındır. Altay şu an için gitmiyor. Altay gitmeyince de Livakovic gelmiyor. E, Luan Perez için çok güzel bir teklif var. İnşallah e, hayırlısı olur. Bat şu ay için teklifler var. Ben olsam Musa Demireyi alırım. Belki de subliminal olarak size duyumu verdim. Beğeni, abonelik, mutluluk. Çarşamba günü 50 kişiye üyelik hediye edeceğiz. Çarşamba gününe kadar izleyebiliriz kadar video izleyin. Çünkü sistem en çok video izleyenlere veriyor üyeliği. Biz para yatırıyoruz. 750 TL'yi yatırıyoruz. YouTube alıyor. Yapıyor, yutuyor. Diyor ki kanalın en çok takip eden izleyici şu. En çok video izleyen, en çok beğeni atan, reklamlarına tıklayan kişi bu diyor. Sizi seçiyorum. Benden tavsiye. Görüşmek üzere.